Peki, şimdi Sayın Vekil aslında şehidin bizim için ne anlama geldiğini çok güzel özetledi. O yüzden programın içerisinde şehit yakınlarımızı misafir ediyoruz. Onlar ne düşünüyor? Aslında ilk söz onların bu konuda. Onların söyleyecekleri önemli. İşte onlardan bir tanesi daha İzmir'de terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik saldırısında şehit vermiştik. Fethi Sekin'i ruhu şad olsun. Allah rahmet eylesin, polis memurumuzdu. Kendisinin kardeşi Fikriye Sekin telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha başınız sağ olsun demek istiyorum. Allah razı olsun. Çok sizden de Allah razı olsun. Sağ olunuz. Ne düşündünüz tüm bu yaşananlardan sonra ve bunlar yaşanırken? Yani inanın bu yaşananları duyduğumda birebir kendim hakarete uğramış gibi hissettim. Öncelikle ben tüm Türkiye ve bu değerli vatanın gerçek sahiplerine selam vermek istiyorum. Bu vatanın gerçek sahiplerinden kastım zaten şehit aileleri. Çünkü şehit dediğimiz zaman şehit canını, eşini, çocuğunu, kardeşini düşünmeden vatan uğruna hiç düşünmeden sırf vatanda yaşayan diğer insanların daha rahat yaşayabilmesi, özgür yaşayabilmesi için hiç en değerli varlıkları olan canlarına feda ediyorlar. Bunlar canlarına feda edip gittikten sonra geriye kalan aileleri oluyor. Ailelerinin de inanın ben birebir kendim hani yaşadığım için biliyorum. Devlet yetkililerinden son derece ilgi bekliyorlar. Şehit ailelerinin yüreği o kadar hassas oluyor ki en ufak yanlış bir hata, bırakın hakareti küfrü, gerçekten bırakın hakareti küfrü, kaşlarını çatmaları dahi bizleri çok çok üzüyor. Ben de buna benzer olaylar yaşadım. Yani hakaret değil ama mesela isim zikretmek istemiyorum burada. İş aramak amaçlı gittiğim bir yetkili bana dedi ki senin abin dedi teröristleri kovaladığı zaman tüm Türkiye'nin izlediği hatta tüm dünyanın izlediği bir olayı bana anlatıyor. Teröristleri kovaladığı zaman dur ben şehit olayım da kardeşimi işe alsınlar düşüncesiyle mi şehit oldu dedi. Bu söz gerçekten beni son derece üzdü. Şimdi bu cümle belki yani insanlar için bir küfür, hakaret değildi ama bir de gelin onu bize sorun, hassas kalbimizi sorun. Hani devlet dairesinde küçücük bir haksızlığa uğradığım zaman şunu düşünüyorum ben. Benim abim kimin için şehit oldu? Yani aklıma ilk gelen soru bu oluyor. Ben vatandaş, normal vatandaş da tabii ki ilgi göster, hoşumuza gidiyor. O ayrı bir şey ama yani bugün A şahsı, B şahsı göstermese de olur. Ama devlet yetkililerinden bu ilgiyi ve sevgiyi biz gerçekten şehit aileleri olarak sonuna kadar bekliyoruz. Hani bunu vermiyorlar mı? Hayır veriyorlar. Yani biz mesela ben Elazığ'da yaşıyorum. Elazığ'da emniyet müdürümüzden çok razıyım. Hadi bunları geçelim. Süleyman Soylu'dan çok razıyım. Şehit ailelerinin sürekli yanında. Yani Süleyman Soylu bilmiyorum Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuf diye düşünüyorum. Bir dediğimizi iki etmiyor gerçekten. Ama ben bunun sayılarla sınırlı olmasını istemiyorum. Hani birkaç vali, birkaç yöneticiden ibaret olmasını istemiyorum. Bu hassasiyeti tüm yetkililerden bekliyorum. Yani kendinizi o şehit ailesinin yakınının yerine koyun. Ya siz bu devlet için bir can feda etmişsiniz. Ve onun sayesinde oturuyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, rahat, özgür bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Ve üstüne üstlük bir de hakarete uğruyorsunuz. Yani bu kabul edilir bir davranış değil. Ben Meral Akşener'den de şunu beklerdim. Derhal onun ihraç edilmesini. Çünkü bizim Fethi abim şehit olduğu zaman ilk arayanlardan biriydi Meral Akşener bizi. Ve bizi aradığı zaman kardeşime bana sakın vekilim demeyin ben sizin ablanızım demişti. Madem böyle bir söz söylemişti bugün lütfen o ablalığını göstersin bize. Şimdi öyle şeyler söylediniz ki işte birinci ağızdan cevapları almak böyle bir şey. Hem Sayın Vekil'e hem Sayın Genc'e döneceğim. Biz ne söylesek boş dediğim şey buydu. Öyle bir şey söyledi ki şehit ablamız. Ben devlet kurumlarına gittiğimde orada bir ufacık haksızlığa uğrasam düşünüyorum kimin için şehit verdim. Bu şöyle algılanmasın. Şimdi ben şehit verdim karşılığında bunu bekliyorum değil. Her birimiz kendimizden pay biçelim. İşimize özen gösteririz. Daha iyisi olsun burası benim alanım deriz. Sahipleniriz. Bu vatan uğruna can veren kişilere şimdi gelin de bu yaşananları anlatın hadi.
Çok teşekkür ediyorum efendim ben yayına katıldığınız için. Böyle bir konuyu ele aldığınız için ben size teşekkür ediyorum. Şehit ailelerine gerekli hassasiyet ve önem göstermesini tüm insanlığımızdan özellikle de devlet yetkililerimizden bekliyorum. Peki, mesajınızı da inşallah duyarlar. Sayın Akşener'e de seslendiniz çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun bir kez daha. İyi ki varsınız. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Sağolunuz. Her biriniz başımızın tacısınız. Sizler bizlere emanetsiniz. Hem gençlere, hem büyüklerimize, hem devletimize. Sayın Akşener beni aradı. Ben sizin ablanızım dedi. Burada da Hikmet Genç'in az önce yaptığı maalesef o açıklamalar geldi aklıma. Meral Hanım'ın karşısına bunlar çıkacak diye. Şehit yakınımız da ablalığını göstersin bize dedi. Diğer şehit yakınlarımız bizim umudumuz vardı beklemiyorduk dedi. Sayın Akşener'den beklenmeyen bir açıklama oldu bu şehitler açısından. Şimdi bir yandan Lütfü Türkkan'ın yaşanan o malum olayıyla birlikte yaşananlar silsilesini, yapılan açıklamaları konuşuyoruz. Biliyorsunuz Meral Akşener'in isteği sonrasında ki istifa ettim diyor Türkkan ama Meral Akşener bunu talep etti ve grup başkan vekilliğinden istifa etti Türkan. Yerine getirilen isim şimdi konuşulmaya devam ediliyor. Neden diyeceksiniz? Erhan Usta'dan bahsediyorum. Erhan Usta'nın 2018 yılında yapmış olduğu bazı açıklamalar var kamuoyuna yansıyan. Bilmeyen seyircilerimiz için hızlıca bir hatırlatalım, üzerine sorular soralım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği HDP'nin, İP'in, ondan sonra belki diğer bazı partilerin de içerisinde yer alacağı bir bloklaşma, bir o tarafta bir ittifak var. Tabi bunlar onların kendi takdirleridir. Bunları bir seçim ittifakı haline dönüşür mü dönüşmez mi bilmiyorum. Ama kendilerinin ifade ettiği gibi ilkesel anlamda veya birlikte hareket etme anlamında bir karşı tarafta bir ittifak var. Tabi çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ'de destekliyor.